Merhaba sevgili seyirciler, Aklı Selim'e hoş geldiniz. Bugün sekülerizmi konuşacağız. Ta Katolik Kilisesi'nin ceberrut uygulamalarından başlayarak Orta Çağ Rönesans, Aydınlanma, Sanayi Devrimi ve bugünün teknolojisi, teknoloji devrimine kadar geçen o süre içerisinde inanç, toplum, insan ilişkisinde çok ciddi farklılaşmalar, hatta kopuşlar yaşanıyor. Bugün bile bu kopuşları görüyoruz. Katolik Kilisesi'nin toplumu bir zapturapt altına almasıyla kendi toplum içerisinden alt tabakadan değil üst kesimden gelen isyanlarla birlikte Katolik Kilisesi'nde yarıklar açıklar başladı. Sonrasında Rönesans Orta Çağ döneminde çok ciddi farklılaşmalar ortaya çıktı. Sonra aydınlanma ve bugünün sanayi toplumu sonrasındaki teknoloji de bu değişim her geçen gün artmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz bu sekülerleşmeyi tarihsel formundan bugüne getirip, bugün yaşanan insanlığın dramını, kaygısını, endişesini, acaba bu inanç boyutunu ortadan kaldırarak bunu yok etmenin mümkün olamayacağını ya da olabilir mi olamayacağı daha çok gözüküyor. Onun üstünde duracağız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent Doktor Zikri Yavuz hocamız Bursa'dan geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim. Bugün e, Uludağ Üniversitesi'nin iki e, konuğumuz olmuş oldu. Sürekli birlikte beraber çalıştığımız e, Profesör Doktor Ahmet Dağ gelirken hocamızı da dostunu yakın arkadaşını da getirdi. İyi ki getirdi. Hocam hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim. Tabii e, Zikri Hoca'yı ikna etmek zor oldu. <laughs> Zikri Hocayı me medyada da çok fazla görmüyoruz. Bu da evet. Akli Selim'in bir özelliği olsun. Benim hatırım için katlandı. Estağfurullah. <laughs> Memnuniyetle geldik katlanmak. Şimdi gibi. hocam konu çok cafcaflı. <laughs> evet, çok. Çok ilgi çekici. <laughs> ve bu bugün bile 21. yüzyılda inanç boyutunun ne kadar önemli olduğunu tartışıyoruz. Bütün sekülerizme karşı hala dine yönelik bir e, dönüş durumunu da özellikle Hı. Batı dünyasında Hı. görüyoruz. Ama isterseniz biraz tarihsel perspektifinden başlayalım. Evet. Sizinle başlayalım. Sekülerizm mi ortaya çıkaran iklim neydi? Katolik kilisesinin durumu nasıldı? Oradan başlayalım. Evet. Yani sekülerizm deyince tabii belki ilk önce hani ee, ne anlamamız gerekir ve dolayısıyla tarihsel perspektifteki bunun yeri nedir diye belki bir iki cümleyle söylersek e, daha anlamlı hale gelebilir belki sekülerizm veya çok eş anlamlı da olmasa da yakın anlamlara gelecek materyalizm, natüralizm kavramları var olanın sadece bu dünyayla sınırlı olduğunu ileri süren iddia eden. Bunun dışında aşkın bir varlığın olmadığını veya işte bu dünyaya aşkın bir varlığın müdahale etmediğini iddia eden bir görüş, kabaca e, genel hatlarıyla bu şekilde ifade edebiliriz belki. Çağımızın da belki e, yatay düzlemde veya halk düzleminde belki değil ama dikey düzlemde yani akademik çevrelerde e, daha çok kabul edilen bir görüş olarak da söyleyebiliriz. Şimdi tarihsel olarak baktığımız zaman bugünkü anlamıyla tarihin herhangi bir perspektifinde sekülerizmin, işte naturalizmin veya bir kelime daha eklersek bir kavramda agnostizmin hakim olduğu bir dönemi pek bilmiyoruz. En azından tarihsel olarak bugünkü kadar çeşitli ve e, yoğun bir şekilde olduğunu e, gözlemlemiyoruz. Ama tabii e, günümüzdeki her düşüncenin tarihside bir yansıması muhakkak var. Tarihte de bir takım filozoflar e, materyalist veya naturalist veya seküler olarak suçlanmışlardır ve itham edilmişlerdir. İşte i̇lk çağ felsefesine baktığımız zaman da bir takım işte Epikür olsun, Demokritos olsun bunlar bugün yani tam naturalist veya seküler olarak ifade edilmiyor ama materyalist filozoflar olarak kabul edilmişlerdir. E, ve e, orta çağda da nispeten bu filozofları takip eden filozoflar Hı hı. Görüyoruz. Aristo da mesela nispeten bazen e, materyalist bir filozof olarak dini düşünceye sahip e, kimseler tarafından e, suçlanmıştır. Bunun en temel sebeplerinden birisi e, Aristo'nun ezeli bir evren anlayışına sahip olması, Tanrının e, bu aleme müdahalesini makul görmemesinden kaynaklanır. Hı hı. Tabi Aristoteli literatürde deist olarak, deist bir filozof olarak geçer. Ama bazılarına göre bu ezeli sonsuz alem anlayışından dolayı bir takım e, işte materyalist filozof olarak da suçlandı olmuştur. Teknik anlamıyla olmasa da. Orta Çağ'da da tabi ki e, Aristocu görüşü benimseyenler olmuştur. Teolojisinin için Aristocu görüşü hı hı. yerleştirenler olmuştur ki bunu Batı felsefesinde de işte Thomas Aquinas ve gibi onun e, Katolik Kilisesi'nin içerisinde de bu görüşü e, teolojinin içerisine giydirmeye çalışanlar olmuştur. Yani onun içerisinde. Buna itiraz edenler de olmuştur. Yani Aristo, yani, Aristo düşüncesinin işte e, dini düşünceyle bir, bir arada olamayacağını, aslında gizli bir materyalizm olduğu konusunda. Ee, Hocam orada işte. ki, kiliseden bahsettiniz. Kilise nasıl bir hayat? E, insanlara sunuyordu. Onu anlayabilirsek tartışmayı da oradan devam ettirebiliriz. Evet, tabii kilise tabii ki e, yani e, insanların hayatında her yeri kuşatan bir e, şey vardı. Yani günlük hayatından tutun e, ne diyelim? E, öbür dünyayla. Öbür dünyayla ilgili zaten er, e, şey kuşatan bir şey vardı ve e, hem e, sosyolojik anlamda, hem hukuksal anlamda, hem de siyasi anlamda herhangi bir boşluk. Bırakmıyordu, bırakmıyordu. bırakmıyordu. Metafizik alanı zaten kuşattığı için zaten Orta Çağ'daki temel e, düşünce anlayışı yukarıdan aşağıya doğru şekillenen bir anlayıştı. İlk önce metafizik, teolojik görüş, ondan sonra işte e, ona göre hayatı tanzim eden Hı -hı. görüş, siyaset, ahlak olduğu için yani kilise tabii ki e, her şeyi kuşatma altına tabii aldı. Tabii ki her şeyi kuşatma altına aldı. Bir de e, oradan da kurtulmanın da Anahtarı yine e, artık gidip kilisede papazla görüşüp onu da halledebiliyor yani. Tabii. Orada da sonuç çıkarıyor. Aynen. Devam edeceğiz. E, Ahmet Hocam, sizin e, baktığınız zaman en büyük kırılma noktaları, yani kilisenin tarihsel olarak hocam anlattığı e, antik düşünceden e, orta çağa, yani daha doğrusu onun öncesine geldiğimiz dönemde, İlk kırılma sekülerizm konusunda ilk adımların atıldığı dönemi ya da kişileri nasıl değerlendiriyorsun? Kimlerdir? Ya Batı tarihi için mesela işte malum 4. yüzyıldan sonra bir hristiyanlaşmanın çok yaygınlaştığı söz konusu. Daha sonraki süreçte ağır dönem hemen işte 800-900'lerin olduğu dönem, 1000'li yılların başları olduğu dönem ağır dini çağ diyebileceğimiz ya da din çağ diyebileceğimiz bir Hristiyan dünya tasavvuruyla alakalı bir durum. E tabii ki birçok nedeni var. Zira sosyal bilimlerde bir meselenin tek bir nedene bağlanması ciddi bir hatadır. O yüzden tek bir nedeni yok. Fakat birkaç tanesini saymaya çalışıp onlarca neden sayabiliriz kırılmaya dair. Ee, yani öncelikle e, ben kırılmanın tarihi e, ya da bir toplumun ya da milletin yaşadığı sorunla ilişkilendiriyorum. Bu sorun e, Haçlı seferleri diyebiliriz. Zira e, dini seferlerdir bunlar. Zaten dini seferler olduğu için Haçlı dini telendiriliyor bizim tarafımızda. Ve e, oradaki başka bir dünyaya gitmek, başka bir dünyayı bir nevi fetih adıyla işgal etme ve bu süreç içerisinde yaşananlar ve burada yaşanılan mağlubiyetler, buradaki süreçteki iktisadın problem yaşaması, yani artık iktisat sisteminin de bozulması, devlet yönetim anlayışının da bozulması, insanlara bir arayış, özellikle din hakkındaki soru ve tartışmalar ettiği nedenlerden o, o biri olduğunu düşünüyorum. Katolik kilisesinin anlattığı dine isyan oluyor. Evet, o nedenlerden biri. E, diğer bir şey hocamın dikkat çektiği yani zaten felsefi kültür olarak Batı düşüncesi kendisini Yunan'a dayandıran bir düşünce Hı. zemini ve Aristoteles e, özellikle bizim e, bazı kişiler tarafından anlaşıldığı gibi e, teiz karakterli bir filozof değil benim kanaatimce. Naturalist ya da materyalist düşünceleri, özellikle hoca zikretti, alemin ezeliliği meselesindeki yaklaşımı. Aristoteles de zaten bu var. Bir de Yunan pagan düşüncesinde natura'ya ilişkin, doğaya ilişkin öncesinde millet filozofları diye bildiğimiz Thales, Anaximandros, Anaximenes gibi filozoflar da var. Buradaki o naturalizme yönelik zemininde olması daha sonraki süreçlerde tartışmaları doğuruyor. İşte tam bir naturalist değil ama bir panteist olması hasebiyle işte ilk problemi yaşayanlardan biri Giordano Bruno evet. adlı bir filozof oluyor. Dolayısıyla buradaki entelektüel ya da fikri kırılma dönemi de söz konusu. <laughs> Ve o 13. yüzyıl farklılaşılan bir yüzyıl. Batı düşüncesinin farklaştığı bir yüzyıl burada Roger Bacon gibi isimler var biraz önce bahsettiğim Roger e, Jordana Bruno var Servetus gibi isimler var bu isimler e, Batı düşüncesinin sekülerleşmeye doğru gitmesini sağlayan bir zemine He, burada toplumsal olarak kilisenin e, yaptığı hatalar ya da kilisenin insan hayatında e, ağır e, baskı oynaması bu filozofların ya da bu düşünce yapılarının elinin güçlenmesini sağladı zira gerçekten evet. özellikle engisyon sürecindeki o kilisenin sert bir mekanizma vazifesini görmesi ve bu mekanizmayı gören toplumlarda dine yönelik yaklaşımlarda tartışmalar doğurması normaldi ki daha sonraki süreçlerde zaten tartışacağız. Özellikle matbaa denilen sürecin girmesi Aynı, evet. meseleyi farklılaştırmaya başlıyor. Şimdi hocam bu tarihsel kısmını biraz daha e, ilerletelim ama hızlı geçelim. Orta Çağ Rönesans aydınlanma e, sürecine böyle bir çırpıda baktığımız zaman bir mesela Alman Hristiyan dini diye bir kavramı konuşuyorsak yani bir ulusa ait hem Almanca İncil hem Alman dili hem de e, Hristiyanlığı konuşursak Martin Luther. Evet. Kesinlikle konuşulması gereken yani o dinin şekillenmesi anlamında Luther'in de ortaya koyduğu fikirlere baktığımız zaman bu hayatın, dünyanın yaşamaya değer güzel yanlarının hepsinin yaşanması gerektiğini. Evet. Ama öteki dünyada var olduğunu, ona da inancı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ciddi kilise içerisinden bir yarılmayı oradan başlatırsak aydınlanmaya geldiği zaman neyle karşılaşıyor? Sekülerizm. Yani ilk önce tabi, burada tabii şunu söyleyebiliriz belki. Eh, yani e, Katoliklik'ten tabii ayrışma oluyor. Bu en temelde neyi çağrıştırıyor, neyi ortaya çıkarıyor? Dini dogmaların da farklı şekilde yorumlanabileceğini, farklı yorumları getirebileceğini, Hı -hı. tek elden yapılmayacağını e, yani yapılmaması. Yani Katolik kilisenin elinden gücü almaya çalışıyorlar. Evet, güçlü bir şekilde alıyor, farklı yorumlar yapıyor e, ve aslında tabana da, Yayıyor. ve e, tabanda da e, dini düşüncenin farklı yorumları olabileceği görüldüğü zaman bu insanlar arasında da tabi e, şey yapıyor yani e, dini düşüncede de farklı yorumlar olabilirmiş hayat farklı çeşitlenebilir olduğu e, kanaati hasıl oluyor. Bu tabi temel kırılmalardan e, birisi yani bilgiyi tek elden alıp farklı şekilde de Yapılabileceği, bu tanrısal bilgi olsa dahi, tanrısal bilgisi olsa dahi, bu tabii ki e, farklı yorumların olabileceği anlayışı çok önemli. Bir kere orada hani barajın kapakları açıldığı Açılıyor. zaman, evet. e, bunun tabii önüne geçmekte zor. Bu aynı zamanda şimdi e, normal ortaçağ kilisesine baktığınız zaman, az evvel de söylediğimiz gibi, e, en tepede metafiziksel görüş var ama altta işte bilimsel görüşü de belirliyor. Hı hı. Farklı yorumlar yapılabiliyorsa demek ki bilim Hiç anlayışı Hiçbir alanı boş bırakmıyor, hepsini dolduruyor. Dolduruyor ama demek ki farklı yorumlar yapılabiliyorsa, teolojide bile farklı yorumlar yapılabiliyorsa, o zaman bilimsel anlayışta da farklılıklar gösterilebilir diye düşünülebilir. Hı hı. İşte e, bunun yansımaları da çok farklı olabilir. Yani ve bu, dediğim gibi bu anlayış bir kere hakim olmaya başladığı zaman, yani nispeten liberal düşünce diyebilir anlamında söylemiyorum ama farklı ilk nüveleri, ilk nüveleri ve farklı görüşler e, ortaya çıkmaya başladığı zaman tabii bu yoluna... aydınlanma aydınlanmada nasıl oluyor hocam? Aydınlanma işte bu tabi e, tabii ki e, işte en ciddi kırılma Evet, herhalde. metafizik görüşle e, tabiat görüşü arasında bir e, ne diyelim ayrışma başladığı zaman ki mesela Descartes'te bunu görebiliyoruz. Nedir? E, Descartes, e, Descartes için biz hani şunu söyleriz. E, Cevherci dualist bir filozoftur. Ne demek cevherci dualist? Yani insanı ruh ve bedenden müteşekkil bir filozof kabul eder. Ruhu ayrı bir cevher, bedeni de ayrı bir cevher olarak kabul eder. Ve bedenin kendine göre kendi içerisinde bir işleyişi vardır. Tabiatta da böyledir ona göre. Mekanik bir düzen vardır. Hı hı. Ee, şimdi Descartes bu aydınlanma düşüncesinin niçin hani ilk növelerini oluşturur diye belki e, söyle, sorduğumuzda ee, yukarıdan aşağı tamamen nedensel süreçleri aslında Descartes bir anlamda e, yukarıdan aşağıdan yukarıya da çevirdiği söylenir. Çünkü artık dünyada kendi içerisinde e, bir anlamı vardır. Kendi işleyişi vardır. Düzeni farklıdır gibi. Dolayısıyla bunu biz dünyevi leş, dünyevi kısmı anlatırken bunu kullanabiliriz. Evet tabii bu çok önemli bir unsur. Çünkü ee, Tanrı ile alem arasındaki ilişkide yeni bir e, şey koyuyor ortaya. Yeni bir anlayış koyuyor. Hı hı. Şunu söyleyelim tabi Descartes teist bir filozof. Ee, Tanrı'nın varlığı ile ilgili çok önemli deliller koyuyor. Ontolojik delil mesela onun ortaya koyduğu ontolojik delili biz hı hı. hala yani Tanrı'nın varlığı ile ilgili kullanıyoruz da bugün ama dediğim gibi Tanrı ile alem arasındaki ilişkide yeni bir boyut kazandırıyor. Ve e, bir nevi mekanik bir evren anlayışının ilk nüvelerini Descartes'te biz görüyoruz. Tanrı ile dünya arasındaki ilk ayrışmayı, evet. bölüşümü yapan kişi de diyebiliriz değil mi o anlamda da. Tarihsel süreçte belki hani ilk ama en önemlilerden birisi En değil mi? önemlilerden, en önemlilerden birisi. birisi ve öne çıkanlardan birisi diyebiliriz. Yani bu Aydınlanma. bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde evet. sekülerleşme dediğimiz evet. e, kavramın bugünkü e, ne doğru gelişi. Çok daha hızlı oluyor. Her ne kadar bu filozoflar seküler olmasa da daha sonra Hı -hı. işte belki geleceğiz Newton'da mesela Newton'un evren anlayışı da böyledir. Buna benzer mekanik bir evren anlayışı var. Ama kendisi çok teist birisi. Yani Tanrı inancı olan Hı -hı. her ne kadar fizikçi olsa da teizmle ilgili çok fazla kitabı da var. Çok onlar ortaya çıkmıyor ama var. Ama evren anlayışı çok mekanik, sonsuz, ezeli ve kendi içerisinde neredeyse kapalı bir sistem olarak ortaya çıkıyor. Kendi evet. e, şunu da söyleyeyim. Hani buyurun, buyurun. İlk e, konuşmamızın başında, hani naturalizmin temel, materyalizmin temel e, unsurlarından iddialarından birisi evrenin kendi içerisinde kapalı olduğu ve dışarıdan bir müdahalenin olmadığı düşüncesi olarak tarif etmeye çalışmıştık. Ama Newton'da da, Descartes'te de bunları biz biraz böyle görüyoruz her ne kadar kendileri naturalist filozof olmasalar da. Evet. Hocam aydınlanma tabii ki yani insanlık tarihinin belki de e, tanrı insan ilişkisindeki en büyük ayrışma olarak da e, söz edilebilir, söz ediliyor aslında. Oradan e, bu değişim nasıl sekülerleşmeyi siz nasıl yorumluyorsunuz o döneme ait? Evet. Ya bu dönem daha çok 19. yüzyıl diye nitelendirirsek daha iyi olur. Yani aydınlanma sonrası dönem, sekülerleşme tamamıyla artık toplumsal görünürlüğü olan bir süreci yaşıyor sekülerleşme. Ve buradaki süreç aslında naturalizmle de ilişkili. Yani programın bundan sonra kısmı herhalde biraz naturalizm üzerinde düşünmek, tartışmakla geçecek. Çünkü makinenin ya da maddenin ya da mak mekaniğin gücü görüldü. Yani fark edildi ki bu makineleşme çağı, sanayileşme çağı, mekanik çağı falan gibi adlandırmalara da sahip 19. yüzyıl. Bu süreç bir de kendisine kentleşmeyi dahil edince yani insanların şeyi kırı bırakıp ya da köyleri bırakıp kent denilen bir olguyu görmesiyle birlikte orada bir hayat sürmesiyle birlikte sekülerleşme daha da arttı. Ama bu biraz daha tersten bakarsak hani dünyevileşmeyle de ilgili daha iyi bir hayat, daha mutlu bir hayat, müreffeh bir hayat için kırdan şehir merkezine gidiyorsunuz. Çünkü orada şehirde çok şatafatlı bir hayat var, dünyevi bir hayat var. Aslında o göçle birlikte göç ederken de o düşüncede gelişmiş mi oluyor? Tabii yani sekülerleşme ve dünyevileşme birbirini tetikleyen, birbiriyle doğrudan bağlantılı olan iki süreç. Yani birinin diğerine yerine rahatlıkla kullanabileceğimiz Hı -hı. bir e, kavram bu. Her iki kavram dünyevileşme veya sekülerleşme Burada özellikle kentleşme süreci içerisinde biraz şu ayrıma gireyim. Aslında Rousseau bu ayrımı yapıyor, Jean-Jacques Rousseau. Köy hayatı daha otantik, daha sahih, daha inanç alanına tekabül eden bir hayat, kır hayatı ya da köy hayatı. Romantikler yani, gibi evet, biraz. En basitinden şu... Ee, hani e, kanta atfedilir ya içinde ahlak yasası üstünde gök, gök kubbe ifadesi ee, evrene bakabilen dolayısıyla atmosfere bakabilen göğe bakabilen insan e, sürecinden yavaş yavaş o dönemde e, bugünkü kadar betonlaşma olmasa da e, betona bakan e, ya da e, karşıdaki toprağa Toprağa basmayı değil de karşıdaki betonu gözlemleyen bir varlık haline gelmiş insan. Yani insan artık toprağa basan ve göğü izleyen, gökle ilişki kuran bir varlık olmaktan çok betona bakan hı hı. ve asfalta basan bir varlık. Bu, Doğallığından bu tanımda, kopmaya başlıyor yani. Evet. <laughs> bu tanım da güzel oldu. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani asfaltta basan betona bakan bir varlık <laughs> haline gelmiş oldu insan. Halde bu süreç, bu mekanikleşme, kentleşme süreci, naturalizme zeminde sağladı diye düşünüyorum. Ben tabii bu bir sosyolojik okuma biçimi oldu ama. Ee, bunun e, naturalizmle ilişkisi yoktur diyemeyiz. Yani hı hı. E, şu anda çok gündemde olan, revaçta olan naturalizm akımının kendini daha kabul edilebilir olması'nın nedeni insanın özellikle 19. yüzyılda mekanik ya da makineleşme süreci ve kentleşme sürecini yaşamasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir tek... aslında birçok etken temel... birbirini tetikliyor ve sonunda. Sekülerizm e, yükselmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Evet, bu tabii ki şey üzerinden oluyor yani, e, naturalizm üzerinden oluyor. Çünkü evrende müteal bir varlık, yaratıcı bir varlığın e, dışarıdan e, yöneten bir varlık ya da yoktan var eden bir varlık değil de doğanın kendi kendini dizayn ettiğini ve kendi kendini yürüttüğüne inan, inanılan bir düşünce tipi ortaya çıkıyor. Bu düşünce tipinin bahsi olunan makineleşme ya da sekülerleşme ya da kentleşme ile doğrudan bağlantısı var. Evet, şimdi geldik hocam e, orta çağdan, antik Yunan'dan orta çağ, Rönesans, aydınlanma. Geldik şehirleşmeye, daha doğrusu sanayi toplumu evet. yani makine çağına doğru geliyoruz. Aynen. Makine çağı dediğimiz sanayi toplumunu aynı zamanda bugünle de teknoloji çağıyla da birebir örtüştürebiliriz. Şimdi orada hayatın ritmi değişiyor. İnsanlar e, kalabalıklaşıyor, aynı yerde yaşıyor e, ve dünyevi çıkarlar, iyi yaşam, mutlu yaşam, para, çok büyük iktidar, güç, kudret, tabii evet. ki bunun sömürgelerden elde edilen Hı -hı. E, finansın, paranın, kudretinin çok büyük bir e, tarafı da var Koş Batı olsun. açısından. Evet. Ortada ışıltılı bir hayat var. O ışıltılı hayata bakarken... Ee, ...öbür hayatı bir kenara itme e, durumu var. Peki bunu bütün bunları birlikte değerlendirirsek, e, natürelizmi buradan yorumlamaya başlayalım isterseniz. Evet, ben de hocama ufak bir katkı yaparak hani iş şey yapayım, o e, mesele e, açıklamaya çalışayım. Şimdi e, orta çağda bir meseleye, bu metafizik bir mesele olabilir bilimsel bir mesele olabilir veya siyasi bir mesele olabilir. Bakış açısında nihai sözü söyleyen aslında teolojidir, teizmdir, ahlaktır en genel anlamda. Ama aydınlanma ile beraber baktığımız zaman bu işte felsefi görüşe, bilimsel veya ahlaki görüşe mihenk taşı oluşturan şey veya onu denetleyen şey teolojinin yerine bilimsel perspektif almış Akıl. Bilimsel perspektif akıl diyebiliriz. Ama bilimsel perspektif yani daha belki şey. Hatta şey hocam evet. 19. yüzyılda akıl da bir nevi ge geriye bırakılıyor. Çünkü evet. onu kendisi üzerine düşünme yeteneği üzerine bilim üretmesinin mümkün olmadığını Aynı. olgu esas evet. deniliyor. Yani. Dolayısıyla esas unsur artık başat unsur öyle diyebiliriz belki. Bilim. Tecrübe, bilim oluyor ve tabii ki bunun da Bilimin dolayısıyla ilerlemesiyle de insanlara bir konfor alanı yaratıyor bu. Yani bu inkar edilemez bir şey. Bu konfor alanı da tabii ki büyük kitlelerle buluştuğu zaman da büyük kitleleri kitleleri ikna etmek he heyecanlandırıyor. İkna etmek he kolay oluyor, heyecanlandırıyor ve artık insanlar pragmatik bir şekilde yani pragmatizmi de öne alarak diyorlar ki ben kendi çıkarıma veya kısa e, vadeli e, çıkarıma bakarım. Büyük metafiziksel Öbür sorunlar dünya gibi. Öbür dünya gibi, ahlak başka, gibi, ahlak gibi e, bir sürü e, şeyler e, bir kenara bırakılır. Onlar bilinemez şeyler zaten. Anlaşılmaz şeyler zaten. Kim çözmüş yani tırnak içinde halk dilisel kim çözmüş ki zaten? Dolayısıyla bilim bize kısa ve uzun vadede ne ediyorsa sadece buna bakmalıyız. Dolayısıyla metafizik soruların aslında göz ardı edildiği bir döneme giriyoruz ve bu da kitlelerde işte bunu çok rahatlıkla benimsiyor. Çünkü kitlelerinde kendi ihtiyaçlarını karşılama arzuları var. Orada hocam hemen geçeceğim Ahmet Hoca ama orada söylediniz. Mesela vicdan, ahlak <laughs> öbür dünya tamam onu bir şekilde evet. sıyırdı ama vicdan ve ahlak insan ilişkilerinde de önemli. Onu nasıl pragmatist bir şekilde daha fazla kazanayım ahlaksız oluyor ama yapacak da bir şey yok demeye kadar getiriyor. Burada yine önemli unsurlardan birisi evrim teorisinin gündeme gelmesi. Naturalist evrim teorisinin biliyorsunuz evrim teorisinin temel iddialarından birisi hayatta kalma içgüdüsüdür. Obje, naturalist evrim görüşüne göre objektif olarak iyi veya kötü kavramları yoktur. Pragmatik olarak iyi veya kötü kavramları vardır. Bunu da nihai olarak belirleyen e, insanların türün insanların demiyorum türün hayatta kalma içgüdüsüdür. Dolayısıyla bu teori de aslında sekülerizmin, naturalizmin e, yatay düzlemde <laughs> e, çoğalmasını, artmasına sebep olmuştur. E, mes evet. e, mesela e, e, bir filozof e, şöyle diyor, yani genelde teizmin, Tanrı'nın varlığı aleyhine delillerde en çok kötü, kullanılan kötülük problemidir. Yani mutlak anlamda iyi bir tanrıyla işte kötülüğün bir arada olamayacağı ifade edilir. Ve buradan bir ateizme, naturalizme çıkış kapısı ar aranır. E, bu dikey düzlemde eleştirel bir şeydir. Ama evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla, ben burada tabii bütün evrim teoristleri Tanrı'yı reddediyor anlamında söylemiyorum ama çıkış... E dönemde biraz buna şey olmuştur. Neden olmuştur? Ee, evrim teorisiyle birlikte yatay düzlemde de e, naturalizmin, sekülerizmin çok arttığını e, görüyoruz ve buna bir payanda Şimdi, olduğunu görüyoruz. Hocam o dediğiniz çok doğru. Ee, evrim teorisiyle birlikte öbür dünya e, anlatısını bir defa Ortaya boş çıkarıyorsunuz, diyorsunuz evet. ki böyle bir dünya yok. İşte bu yaşadığınız dünya neyse, iyi güzel yaşadıysanız yaşadınız. Evet. Ama orada dünya ile ilişkili olan ahlak vicdan kısmı var, etik kısmı evet. var. O bugünle ne ilişki? Evet. Şimdi diyor ki o orta çağ döneminde Katolik Kilisenin böyle ceberrut uygulamaları devam ederken günahtan arınma tövbe diye bir şey de var. Evet. Bunu bütün kiliselerde hani diyor ki sen tövbe et, arın, ben sana itiraf et ama bağışta da bulun, evet. ee, bana destek ol ve bu tarihsel olarak bakıldığı zaman da kilisenin korkunç zengin şatafatlı bir mali portrelerinin olduğu e, topraklarının olduğu e, deve, işte kervanların ticaretlerin yapıldığı bir müthiş bir ekonomiye de dönüyor. Şimdi burayı öbür dünyayı reddettik sanayileşme, kentleşme ile birlikte İnsanın, az önce hocam da söylediğim gibi öbür tarafı da reddettik öbür dünyayı. Ahlak ve erdem, etik gibi konular kaldı. Onlar burada burada uygulanabilecek konular. Onun nasıl sanayi toplumunda onu ne ile e, telafi ettiği insan? Evet, aslında burada Biraz hep... karışık bir soru oldu ama. E, 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 yani anlaşılırdı gayet. <laughs> yani onu şöyle e, ifade edeyim. Mesela birine yardım ederek benim günahlarımdan da işte yaptığım hatalardan da kurtuluyorum. Algısı bugün de var mesela. Ee, aslında bizde şey görülür. Mesela iktisat alanında Edim Smith bir çibanbaşı gibi görülür. Ee, sekülerleşme bağlamında Marx, Auguste Comte gibi kişiler görülür falan. Ee, tabii ki Freud'un e, e, psikolojide getirdiği yaklaşımlar daha sonra Darwin'in biyolojide getirdiği yaklaşımlarda bu sekülerleşmeyi e, doğurmuştur. E, fakat bu ahlakla ilişkili olarak şeyler mesela e, yani nasıl giderildi, nasıl ahlaka ilişkin sorular burada ne oldu şeklinde ki e, sorunun cevabı aslında Hobbes ve Hume'da benim, hmm. bana kanaatime göre. Yani çünkü bu e, her ne kadar bunlar Darwin'e şahitlik ya da Freud'a şahitlik etmemiş olsalar da bu isimler, zira biri 17. yüzyılın başlarında yaşıyor, ölüyor. Diğeri de Hume'da 18. yüzyılın sonunda. Ama Darwin'in onlardan ilham aldığını söyleyebiliriz hocam. Yani. Evet, Darwin, Darwin onlardan ilham, ilham alıyor. Ve temaları şu, özellikle ahlak meselesinde insanın kendini koruma güdüsü olduğunu insanın bu kendini koruma güdüsü ve kendini ayakta tutması eee neticesinde ya gayesinde ahlak inşa edebileceğini buna bir de egoist ahlak diyoruz. Bu ahlakla yoluna devam edebileceğini ve bunun külli anlamda da diğer e, insanların Yaşayışına zarar vermeyeceğiz. Zira diğer insanların da bu perspektifte hareket ettiğini ve nihayet itibariyle bunun doğal bir süreç olarak Kapitalizm olduğunu yani. ve ben merkezli bir ahlak anlayışı ki bunun etekemeye büründüğü şey individualizm, bireyselcilik, siyaset ve ekonomideki karşılığı da liberalizmdir. Kapitalizm dolayısıyla. Evet kapitalizmdir. Ee, peki orada o anlattığınıza devam evet. edin. Weber orada e, sosyolojisine baktığımız zaman hani hem çok dindar, çok inançlı ama gündelik hayatın içerisinde kapitalizm, e, işte piyasa, iş yapmak, ticaret yapmak da olur diyor. Ve hatta diyor bunun en iyisini de onlar yapar. Bunlar çünkü dünya e, e, işleriyle uğraşırken öbür dünyada e, kaygıları var. Yani Ama Weber, öyle olmadı. Weber'e çok atfedilen güçlülük var. Ben Weber'i çok güçlü bir filozof ya da Güçlü bir düşünür Sosyolog olarak diyelim. Düşünmüyorum Yani bir sosyolojiye Ayrı bir bahis girmek lazım Sosyolog arkadaşlar kırılabilir <laughs> O yüzden onları kırmak istemem Burada Weber'in yaptığı şey Adını koymaktı. Yani sizin bahsettiğiniz Zikri hocamın da Bahsettiği özellikle o Luther çağına ilişkin olan e, Resim var Daha sonraki bahsettiğim Hobbes, Hume gibi filozofların Getirdiği bir düzen var e, sadece buna protestan ahlakı diyerek Weber adını koyuyor yani bir ad koymadan ibaret evet tabi bu e, daha çok var olan süreci e, kotaracak var olan süreci bu hale sokan bir şey değil de var olan süreci adlandırmayla alakalı bir durum yani bu adlandırma hatalı mıdır değildir yani eee bahsi olunan filozoflar Hobbes ve Hume, sizin bahsettiğiniz e, dünyeviliğin esas olduğunu uhrevi olanın e, işte ispatlanabilir ya da bunun peşine koşmanın anlamsız olduğunu söyleyen kişilerdi. Weber adını koydu. Ben böyle bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Peki hocam şimdi gelelim bugünü de bugünün öncesi 20-21. yüzyıl arasını Hı. naturalizm konusu artık ee, daha netleşmiş oldu. Evet. Şimdi bugün bunu naturalizmi nasıl görüyoruz? Evet. Ne şekilde görüyoruz? Toplumlarda, insanlarda, bireyde ya da bütün toplumlarda ee, ne şekilde ortaya çıkıyor? E, naturalizm aslında yani işte eski tabirle materyalizm e, yani tabiatçılık tabiatın dışında hiçbir şeyin olmadığı görüşü aslında bütün hayatımızda bizi kuşatıyor çünkü. E, Az evvel de söylediğimiz gibi bunun tarifi işte tabiatın dışında bir şey yok. Fiziki kanunların, biyolojik kanunların dışında bir şey yok. Peki ahlak nerede burada? Hı hı. Yani e, ahlak biz yani belli kabaca şöyle tarif edebiliriz. Bizden bağımsız iyi veya kötüler var mı? Biz onlara uyacak mıyız? Objektif bir iyi kötü var mı? Yoksa ahlakı da iyi de insan kendi mi üretir? Şimdi naturalizme göre eğer tabiatın dışında bir şey yoksa o zaman bizden bağımsız objektif olarak var olabilen iyi ve kötü kavramları da yoktur. Tabi genel hatlarıyla söylüyorum. Buna bazı naturalistler itiraz edebilir ama genel hatlarıyla böyle. Yani olgudan değer çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ben ee, nasıl iyi bir şeye iyi diyeceğim, bir şeye kötü diyeceğim. İnsanlar uzlaşımsal olarak, pragmatik olarak bir şeye iyi diyecekler veya bir şeye kötü diyecekler. Ama biz insanı biliyoruz ki her zaman kendisi konusunda da ve başkaları konusunda da objektif olamıyor yani. Konu kendisi olunca bir defa objektiflikten evet, çıkıyor zaten. E, aynen. Bir de tabiatında hani evrim teorisi, naturalist evrim teorisinde sadece hayatta kalma içgüdüsü varsa işte sizin az evvel söylediğiniz gibi aslında bu kapitalizmi e, oldukça besleyen bir şey ve burada da e, günümüz toplumunda da rahatlıkla görüyoruz yani işte bir sürü hoş olmayan e, unsurlar, insanların e, başka toplumların hakları rahatlıkla göz ardı edilebiliyor. E, yani e, bir sürü e, yasal olmayan unsurlar e, yapılabiliyor. Bu niçin böyle? Çünkü aslında özel olarak inanılmıyor bunlara. Ama kamuoyunda belki de, hani felsefecilerin büyük bir kısmı belki inanmıyor bunlara diyebiliriz. Ama kamuoyunda belki bunları tartışmıyorlar. Dolayısıyla yani e, burada önemli olan hani nedir? Biz gerçekten bizden bağımsız, bizim üreteceğimiz değil de bizden bağımsız objektif bir ahlakı iyi veya kötüyü kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Eğer bunun yolunu bulamazsak ya bunu kabul etmezsek o zaman bir nevi eee eski şeye geliyoruz. Güçlü olanın Ahlakını kabul edeceksin Peki zaman. ama hocam orada şöyle bir sorun var. Bütün evet. öbür dünyayı bir kenara bırakabiliyorsunuz. Doğal seleksiyonu, doğalı do dünyayı kendi evet. debinimi içinde olduğunu söylüyorsunuz. Okey. Buradan ama kendi ilişkilerimizi de ahlakı da etiği de ki yine bireysel evet. çıkarlarımıza göre evet. yani kapitalist evet. çıkarlarımıza göre belirliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen çok para kazanıyor, çok mal ediniyor. Her dünyanın her tarafını geziyor ama mutlu olmuyor. Evet. O zaman mutluluk tabii hani bu dünyanın evet. bütün nimetlerini yaşayacak evet. ve çok müreffeh güzel bir hayat yaşayacaktık. Son noktamız oydu. Ama işte mutluluk e, tabi işte hikmet, bilgi yani ilk çağ insana sorsanız mutluluk çok basit bir cevap verirdi. Yani ne kadar zengin olursan o kadar mutlu olursun formülasyonun geçerli olmayacağını Söyler. ilk çağdaki insan da söylerdi. Bunu tabii orta çağ insanı da söyler ee, rahatlıkla zaten şeyi ee, belki günümüzün insanı belki de bunu yaşayarak görecek ve tekrar diyecek ya bu böyle değilmiş diyecek. Şimdi son kısım zaten o, evet. o konuya evet. gireceğiz. Hocam burada naturalizmi biraz daha hani kimlikler üzerinden de tartışalım istiyoruz. Evet. Yani bütün bu rediyeler ya da e, parantezler içerisine sokulmuş bir hayat. Bunun içerisinde yeni bir insan ya da farklı insan tipolojileri üretme, hani e, farklı kimlikler edinme e, ye ihtiyaç duyuyor. Neden? Şimdi e, naturalizm Zikri Hoca daha iyi bilir. Yani dualizmi kabullenen bir perspektif değil. Yani Tanrı e, ve yaratılmış olan insan yani yaratan ve yaratılmış olan insan e, bağlamını kabul etmediği gibi ruh ve beden şeyini de kabul eden bir şey değil. Yani e, ruhun daha çok bedenin ya da beynin e, mekanik olan bir şeyin bir parçası olarak düşünüyor. Bu anlamda bir özcülük meselesi var. Buna bağlı olarak... E, Var olan kimliği daha çok insana dair madde temelinde düşünüyor. Yani onun e, konumlandırılabileceğini. bu üzerine çok durulmadı ama mesela ben existansiyalizmin naturalizm üzerinde ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani insanın kendi özünü belirleme iddiası taşıyan existansiyalizmin insan kendi özünü belirleyebilir şeklindeki yaklaşımla naturalizmin yaklaşımı arasında bir bağ var. Ve insanın e, şunu kabul etmek lazım ki modernlik döneminde kimliği daha çok monolitik bir biçimde inşa edilmeye çalışıyor. Yani homojen bir varlık olarak tek boyutlu hatta Herbert Marcus'un da ona atfen tek boyutlu insan de var. Bu yaklaşım insanın hem kendi özünü belirleyeceği yaklaşımı, insanın kendi bedenini belirleyebileceği, kendi bedenin üzerine dönüşüme gideceği yaklaşımını doğuruyor. O zaman naturalizmin benim de yeni çalışma alanı olan, bu insan bedeni üzerinde dönüşüme gidebiliriz, zihni üzerinde dönüşüme gidebiliriz şeklindeki yaklaşıma sahip olan, transhumanizm denilen şeyle de doğrudan ilişkisi var. Diğer bir şey de postgenderizm ve transgenderizmle de ilişkili var. Yani bizim cinsiyetsizleşme diye nitelendirdiğimiz süreçle de ilişkisi var. Bu teknoloji döneminde zaten hani bütün insanın bütün organlarının 3D, 3D yazılımla üretilmeye başlandığı bir dönemdi. Zihinsel olarak da yapay zeka, ChatGPT, gibi şeylerle zaten üretilmeye başlandı. Dolayısıyla bir sonrasının yeni insan tipolojisini ortaya çıkarmaya da çalışılıyor. Yani dolayısıyla öyle bir durum da var. Oraya Çünkü doğru da orada gidiyor. İnsanın gidiyoruz. madde temelinde düşünmeye ya da materyal temelde düşünmeye başladığınız zaman insanın üzerinde bir metanın üzerinde dönüşme yapabileceğinizi düşünme boyutuna gelirsiniz. Yani nasıl ben bu işte bardak ya da önünde olan masayı yapı bozuma uğratıp bunları farklı bir biçimde tekrar kullanabilirse ya da kırıp dökebilirse insanın üzerinde de bir yapı bozuma gidip, insan bedeni üzerinde bir değişim yapabiliriz. Ve e, cinsiyetsizleşme mesela bunun bariz örneklerinden biridir. Yani e, bedenin doğuştan verilmiş olan bir cinsiyete sahip olması doğruluk değildir. İnsan kendi cinsiyetini kendisi belirleyebilir, belirleyebilir. tayin edilebilir şekilde. Evet. Bu tür yaklaşımlar insan kimliği üzerinde farklılaşmaya doğuracak yaklaşımlar. Dolayısıyla evet. naturalizmin insan kimliğiyle ilişkili tabii ki yaklaşımları var. Evet. Hocam şimdi Ahmet Hoca'nın konuşmasında bütün değerleri yok etmeniz gerekiyor diye anladım. Yani birincisi hani şeyi öbür dünyayı reddettik. Evet. Bir tanrı insan ilişkisini de ortadan Zaten kaldırdık. Ee, bir de hani bugüne ait insan ilişkileri açısından hakikat dediğimiz, evet. gerçeklik dediğimiz, işin doğrusu dediğimiz şey postrut çağı evet. onun yerine geldi. Evet. Yine e, şey Ahmet Hoca'nın söylediği yapı sökümü e, mi kavramı var. Hani bu maddeleri, bu kelimeleri, bu kavramları hem tarihten de olabiliyor... Yeni bir yorumla, yeni bir analize, yeni bir okumayla anlatmak. Bu çağın herhalde en büyük bütün değişimi yeni baştan, yeni bir kulvara sokması bu iki kavram üzerinden. Evet. Yani Dolayısıyla teknoloji çağında, bugünün insanında hakikat kavramı yok. Tarihsel bilgiyi de yeniden yorumlarsanız hiç de öyle olmaz. 1453'te İstanbul'u Fatih fethetmemiş olur. Başka bir şey de söyleyebilirsiniz. Evet. Yani az evvel söylediğimizde belki paralel yine tekrar olacak ama işte naturalizm e, e, bütün var olanı tamamen fiziksel gördüğü için veya biyolojik kanunlar ekseninde gördüğü için e, bu ne anlama geliyor? E, evrenimizde sadece biyolojik ve fiziksel kanunlar e, olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla biz de bu fiziksel ve biyolojik kanunlara tabiiz. Biz de bu e, Fiziksel ve biyolojik kanunlara tabi isek o zaman bunlar da bizi determine ediyor, belirliyor demektir. Belirliyorsa ben bunların dışında otonom bir varlık olarak bir şey yapamıyorum anlamına gelir bu aynı zamanda. Yani Hı -hı. insanoğlu aslında diğer biyolojik varlıklar arasında ayrıcalıklı olan, ayrıcalığı olan, bu hani şey anlamında söylemiyorum, bencillik anlamında söylemiyorum, ontolojik manada ayrıcalıklı olan bir varlık değil sadece derece farkı olan bir varlık olmuş oluyor. Hı -hı. Bu da ne anlama geliyor? Yani diğer şeyler ta neye tabi ise biz de ona tabiiz anlamına geliyor. Ama e, iyi ve kötü kavramlarında olduğu gibi eğer iyi ve kötü kavramları bizden bağımsız değilse biz onları hani e, ne, nasıl diyelim? Onları e, onlara uymuyorsak doğru ve hakikat de sadece bu dünyayla sınırlıysa, bu fiziksel alemin içerisinde sınırlıysa aslında bir nevi gerçek manada doğru da yoktur. Göreceli doğrular vardır devamlı çünkü bilim de devamlı ilerlediği için e, yani ve e, evrensel manada bütün evreni kuşatacak bir bilgiye de sahip olmadığımız için dolayısıyla yani e, bilim e, ne kadar ilerlerse nispi olarak bir takım doğrular ve yanlışlara sahip olabiliriz ama genel manada şuna bu tamamen yanlıştır bu bu doğrudur diyemiyoruz dolayısıyla. Tekrar e, bu çoğulcu pluralizm veya postmodernizm anlayışa geliyoruz. Yani evrensel bir doğru, evrensel bir yanlış yoksa, o zaman küçük küçük yanlışlar, küçük küçük doğrular vardır ve siz bunlara e, çağın evet. şeyini, karakterini getiriyorsan ona uymak zorunda kalırsınız. Bir açıdan yanlış olmayabilir ama yeterli midir, değil midir sorusunu sormak lazım. Yani. E, insan e, nihayetinde bir e, telos, bir teleolojik gaye ekseninde kendini var olduğunu hissediyor ve bunun var olmasını gerektiriyor. Yani. E, 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 bu olmadığı zaman kendi amacı ve gayesi de bir anlamda ortadan kalkmış oluyor. Hocam şu son bir soru daha olacak size e, Ahmet Hoca'dan sonra. Peki bütün bu okumaları biz Batı literatüründen okuyoruz. Batı felsefesinden, gelişiminden, tarihinden okuyoruz döndüğümüz zaman naturalizm ve İslam düşüncesi arasında bir e, tartışma yaptığımız zaman ne görüyorsunuz hocam? Yani biraz zaman varsa aslında ona da değinmek istiyordum. Ee, zaman var mı? E zamanımız çok fazla yok. 5-6 <laughs> Be <beş>, <laughs> dakikamız kalmış. Yani e, aslında e, bu naturalizmin <laughs> madde planında her şeyi düşünmesiyle alakalı bir süreç olarak mesela yapay zeka, ya, bilinç gerçekliği gibi mevzular var. Da bununla alakalı. Yani kısaca ona bir değerlendirmede bunu sonra kısa bir içinde son soruyu cevaplayacağım. Şimdi özellikle teknolojik tekillik denilen mevzu naturalizmin bir devamı. Yani teknolojik tekillik ne? İnsan zihniyine makinayı birleştirme. Süper yapay zekalaşmış olan bir bilgisayarı insan zihniyle entegre etme. Çünkü biyolojik temelde bakılan bir mesele ve e, mekanik olanla <laughs> biyolojik olanın bir araya getirilmesi çabasıyla bunun gerçekleşeceğine dair bir düşünce var. O yüzden naturalizmin e, şu anki yeni teknolojiler ve yeni bilim anlayışını da etkileyen bir yaklaşım var. Ya, İslam düşüncesi ve naturalizmi bu konuda Hoca'nın da e, daha benden daha fazla söyleyeceği ve bildiği şeyler var. Yani bizde yabancı değil. Yani naturalizm bağlamında İslam felsefesi ya da İslam düşüncesinde naturalist düşünceye sahip olan filozoflar var. Errazi e, bunlardan biri. E, tabii e, bu düşünce dünyasının zenginliğini de doğurmuştur. Yani bu e, Errazi'nin bu perspektifte düşünmesi Aynı zamanda Farabi ve i̇bn Sina ne kadar naturalizmden uzak o dair bir tartışma Rüşt. konusu. dedi de, de, de belirli noktalık. Yani Farabi ve i̇bn Sina'nın e, biraz daha e, meseleye baktığımızda aslında bu naturalist düşünceyi, özellikle evrenin ezeliliği meselesinde bu meseleleri e, Zikri Hoca daha iyi bilir. Hı. Naturalist bir çizgiye kayması da söz konusu. E, İslam'ın İslam düşüncesiyle İslamı ayırmak lazım. İslam'ın meseleye bakış şeysi, tabii ki naturalizmin e, ne diyelim e, sapkın bir düşünce formunda olduğu konusunda açık yaklaşımı var. Yani evrenin ezeliliği söz konusu değildir. Evren yaratılmış yaratılmıştır, var edilmiştir ve sonlandırılacaktır. Ben böyle bitireyim. <laughs> E, hocam şimdi az önce söylemiştiniz e, bütün e, mutlulukları, e, zenginlikleri yapıyor, alıyor insan ama eksik olan bir şey oluyor. Evet. Orada e, hani bütün öteki dünya kavramını da reddettiği için bir boşluk oluyor. Evet. Anksiyete hastalığına e, yakalanıyor, antidepresanlar milyonlarca her yıl artarak kullanılıyor. Bir açlık var. Evet. Tekrar tanrı insan ilişkisinde bir e, yönelme, ilişkisine bir yönelme var mı bugünün çağında? Evet. Siz nasıl gö gözlemliyorsunuz? Yani e, ben bunu e, bir din, din felsefecisi olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle, yani 1950'lere kadar, 50'lere, 60'lara kadar belki Batı Akademisi'nde tek hakim görüş pozitivizm, materyalizm, naturalizm. Tabii ki istisnaları vardır ama hı hı. akademide Güçlü kanal Tabii, bunlar. Güçlü kanal budur. Yani felsefe bölümlerinde bilhassa budur ve Türkiye Türkiye'ye yansıması da genel olarak böyledir ama 60'lardan 70'lerden sonra bu tek taraflı bakış açısının ben Batı akademisinde de ne diyelim Sonlandı. sonlandığını söyleyebiliriz ve alternatif görüşlerin çoğaldığını söyleyebiliriz. Tabii bunun en temel sebeplerinden birisi pozitivizmin veya mantıksal daha sonraki mantıksal pozitivizmin kendi içerisinde bir takım çelişkiler barındırdığını pozitivist, materyalist filozoflar da söylemeye başladı. Hı hı. Çünkü evet. biz en nihayetinde bütün varlığı işte ruhtur, bilinçtir, işte veya ahlaki önermeleri maddeye indirgeme konusunda sıkıntılara sahibiz. Başka bilimsel gelişmeler işte işte fizikteki büyük patlama teorisi o da bayağı sarsıcı oldu. Niye? Çünkü eğer evren geriye dönük olarak sonsuz değilse bu evrenin nereden geldiği sorusu temel bir görüş e, soru olarak tekrar evet. gündeme geldi ve e, en bilim insanlarında sarsıcı oldu. Tabii ben bu şunu demek istemiyorum, büyük patlama teorisi Tanrı'nın varlığını kanıtlar gibi bir şey demek istemiyorum ama metafizik soruları da tekrar temel bilimlerin içerisine sokmaya başladı. E, dolayısıyla e, bu e, alternatif dini düşünce veya bunun bir alternatif olabileceği görüşü kuvvetlenmeye başladı. Evet. Ahmet Hocam bir dakika e, kadar hani bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alalım kapatalım. Evet. Çok hızlı Bunu oldu. Nomuza verseydik de iyi olurdu. Yani şöyle Fikri e, Hocam alanı itibariyle özellikle son olan tartışmalar e, bağlamında dinin geri gelişi ya da dini e, perspektifin tekrar bir e, bakış açısı referans olması bağlamında daha bilgili, müktesabatlı. Ben bir felsefeci olarak şunu söyleyeyim. Pozitivizmin ve naturalizmin metafizi ihmal etmesi, dolayısıyla metafizi ihmal etmesiyle birlikte insan düşüncesinin hafsalasının daraltılmasıyla ilişkili bir sorun doğdu. Batı düşüncesi bunu fark etti. Ve metafiziksiz bir felsefe, metafiziksiz bir bilim yapamayacağına kanaat etti. Ve Tanrı ruhu, daha sonra evrenin sonlanıp sonlanmayacağı gibi meseleler, ölüm ölümsüzlük evet. gibi meseleler, bunlar metafiziğin meseleleri. Metafiziğin meseleleri olan bunlar aynı zamanda dinin mevzu ettiği metafizik meseleler. Evet. O yüzden buradan kaçış yok. Evet. <laughs> çok çok teşekkürler, teşekkürler. Doçent Doktor Zikri Yavuz hocamıza ve Ahmet Dağ hocamıza çok teşekkür ederiz. Programımızı burada noktalandırıyoruz sevgili seyirciler. İnsanlık, tanrı insan ilişkisi, inanç ilişkisini söküp atmaya çalışsa da bu 21. yüzyılda da geldiğimiz şu noktada yokluğunu çok hissetmeye başladığı, boşlukta olduğunu insanın tekrar metafizikle, Tanrı ile ilişkisini kurmaya başlayacağını düşünüyoruz. Programı noktalandırdık. Kaptaya buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.